الله جل جلاله نيسا سوره 69 ayette bizlere şöyle buyuruyor وَمَنْ يُطِي إِلَّا هَذَا الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والسديقين وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا صدق الله العظيم Bilal Nadir Hazretleri mübarek, Antepli Bilal Nadir Hazretleri. Bugünkü kitabım Kur'an'ın Nuru Hazreti Muhammed kitabından derlemeye çalıştığımız kitabımızdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öven, onun üstünlüğünden bahseden ayet-i kelimelerin tefsirlerinden ve nice kıssalardan hangi olaylar üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerin muhabbetinin numunelerinden işleyelim ki Ola ki bizlerin de Allah'ın Resulüne muhabbeti, aşkı ve feyzi artsın inşallah. Nisa suresi 69. ayet. Bu ayetin nuzul sebebi yani indiriliş sebebine dair i̇bn Abbas radıyallahu anh Resulullah Efendimizin amcasından şu hadisi şerif nakledilmiştir. Ashab-ı ikramdan bir adam bir rivayete göre Resulullah Efendimizin kölelikten azad ettiği Sevban radıyallahu anh'dı bu. Peygamber Efendimiz'i çok sever. Ondan bir an bile ayrı kalmaya tahammül dahi edemezdi. Bir gün onun yüzü kül gibi olduğu halde Resulullah Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz sordu, ey Sevban hasta mısın? O zat, "Hayır ya Resulallah." dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. "Ya Resulallah, şüphesiz ki sen bana elbette canımdan daha sevgilisin. Şüphesiz ki sen bana elbette çocuklarımdan daha sevimlisin. Şüphesiz ki ben elbette evde seni düşünüyorum da sabredemiyorum." Yani şu namazda senin cemalini, sohbetini görüyoruz. Senle beraber Allah'ı zikrediyoruz. Ama eve gittiğimde çocuklarım, eşim, aile hayatı, ticaret hayatına dalıyorum. Sabredemiyorum. Senin cemalinden uzakta yanıp tutuşmaya başlıyorum. Ve içimi bir karartı aldı. Ta ki geliyorum senin cemaline bakıyorum. Ölümümü ve öldüğüm zamanı hatırladığımda anlıyorum ki sen cennete girdiğinde makamı Mahmut'ta olacaksın. Cennetin en yüksek yerinde olacaksın ya Resulallah. Yanında senin İbrahim Aleyhisselamlar, Musa Aleyhisselamlar, nice peygamberlerle cennetin en üst makamında olacağını düşünüyorum. Ben ise cennete girip girmeyeceğim daha belli değil. Cennete girmem halinde dahi seni göremeyeceğimden korkuyorum. Bugün senin cemalini gören şu gözler cennette seni göremeyecek diye tir tir titriyorum ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz sükut etti. Cevap vermedi, boynunu büktü. Ve o an Cebrail aleyhisselam semalardan indi. Ve şu ayeti kerime biraz önce okuduğum Nisa suresi 69. ayet nazil oldu. Ve Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah Rabbim sana şunları buyurdu. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allahü Teala'nın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, şehitlerle, sıdıklarla ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel dostlardır. Sadakallahul Azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata bu ayeti kerimeyi okuduğunda diğer sahabeler de sanki bayram edasında öyle sevinip öyle mutlu olmuşlardı ki Evet sevgili dinleyicilerim. İşte diyor ki Bilal Nadir Hazretleri bu hadisi şerifte geçen sevgi tek taraflı olan sevgi değildir. Şimdi bize ders çıkıyor. Bizler ümmeti Muhammed Resulullah Efendimizin zamanında yaşayamadık onu gözümüzle göremedik. Ama şu an onun ümmetindeniz elhamdülillah ve şu an bizlerin de önünü açan, bizlerin de ufkunu açan, bizlere de cennette nice evliya ile, enbiya ile ve Resulullah Efendimizle beraber olmanın şifresini yolunu söyledi bize Allah Celle Celaluhu. Nisa suresi 69. Allah dostlarının, Allah'a dost olan insanların varlığının ispatıdır. Tasavvuf yolunun, tasavvufun ve tarikatın en büyük ispatlarından Biridir Nisa suresi 69. Allah'ım inşallah şu Evliyaullah'ın tefsiriyle Kur'an'ı açıklamasını anlayabilmeyi ve hayatına tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Ne dedi ama bir virgül koydu burada bilen Nadir Hazretleri. Bu hadiste geçen sevgi, ayeti kerimede bahsedilen Allah'a ve Resulüne itaat tek taraflı değildir. Sevgi her iki taraflı olursa işte o zaman hadisi şerifteki müjdeye nail olunur. Ashab-ı ikram allah Teala'nın ve Resulünün emirlerine itaat ederlerdi. Peygamber Efendimiz de bu sebeple onlara karşı sevgi ve muhabbet duyardı. Bu nedenle de onlara ashab denildi. Ashab ifadesi dost ve arkadaş anlamına gelmekteydi. İşte sevgili dinleyicilerim dost, arkadaş, Cennette istiyorsak Allah ve Resulü ile beraber olmak, cennette nice sahabeyle, nice evliya ile, üftadelerle, emir sultanlarla, Aziz Mahmut Hüdailerle beraber olmak hangimiz istemez? Hepimiz isteriz değil mi? İşte onun yolu ayeti kerimede sabit. Allah'a kim diyor Allah'a ve Resulüne itaat ederse, men yudi illaha ve rasule, virgül şart budur. Allah'a ve Resulüne itaat o yüzden sevgi ispat ister dedi Resulullah Efendimiz. Allah ve Resulüne itaat edersen o da seni sever. Düşünsenize patron bile veya iş yerinde amir memur ilişkisinde bir üstün bir aslına iş veriyor. Senin verdiğin hiçbir işi yapmıyor. Senin hiçbir söylediğini yapmıyor. Patron işçiye iş yapmasını söylüyor. Makinayı şöyle yapacaksın şu saatte geleceksin. Dinlemiyorum kardeşim ben seni. Şimdi bir patronu dahi bir işçi veya bir baba dahi anne dahi evladına söylediklerini evladı hiç dinlemeyince aradaki muhabbet ne oluyor? Kısılıyor. Söz dinlemeyen bir işçiyi fabrikanda çalıştırır mısın? Mesai saatinde işine gelmeyen bir işçi bir gelmez iki gelmez üçüncü de kapıya koyarsın. İşte bizler de Allah ve Resulünü sevmemizde ispat gerekir. İspat karşılıklı olduğunda Allah ve Resulüne itaat edildiğinde Resulullah Efendimiz sana muhabbet ettiğinde, Resulullah Efendimiz hürmetine nice evliyaullah sana muhabbet ettiğinde işte o zaman Allah'ın rızasının yoluna gelinir. Kim Allah'a itaat etmek istiyorsa, kim Allah'ı sevmek istiyorsa nice ayet şurada 45 tane kitapta ayeti kerime var. Burada tamamen Allah'a itaat edenler önce resulüne de itaat edecek. Sadece ben Allah'a itaat ettim. Ben sadece Kur'an'a bakarım diyenlerin hepsi helak olup gitmekte. Ve bununla ilgili nice kıssalar bahsedeceğiz inşallah. Allah celle celaluhu bizleri de cennette o nice nebi'lerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber eylesin inşallah. Allah'ım hepinizden razı olsun.